dolandırıcılar otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp hesaplarını boşalttı. Antalya'da internet üzerinden otomobil satın almak isteyen 3 kişi dolandırıcıların sahte kimlikle sim kart çıkartıp yine sahte kimliklerle PTT'ye başvurarak e-devlet şifresini ele geçirdikten sonra kendi hesaplarını girerek toplamda 350 bin lira aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcıların akıl almaz yöntemi bu sefer pes ettirdi. İddiaya göre dolandırıcılar internet üzerinden otomobil almak isteyen vatandaşlarla pazarlık yaptıktan sonra herhangi bir kapora talep etmek yerine parayı PTT hesaplarına yatırmasını ve ardından ekran resmi atması gerektiğini söylüyorlar. Ardından anlaşmaya vardıkları mağdurların bir şekilde ele geçirdikleri kimlik numarasıyla sahte kimlik ve ehliyet çıkararak GSM operatörlerine gidiyorlar. Burada anlaştığı kişiye ait cep telefon numarasına ait yeni bir kart çıkartarak karşı tarafın hattını bloke ettiriyorlar, iptal ettiriyorlar. Ardından PTT'ye giden dolandırıcılar sahte kimlikle yine iddiaya göre vatandaşın e-devlet şifresini yeniliyor ve internette sistem üzerinden PTT'nin interaktif hesabına erişerek mevcuttaki bakiyesini kendisine transfer ediyor. Oradan da farklı hesaplara yayıyor. Mağdurların Türkiye genelinde gün gittikçe sayılarının arttığı belirtilirken Antalya'da Tayfur Sanlı, Servet Deniz ve Adem Atar başlarına gelen dolandırıcılık hikayesini anlattı. Şebeke gitti, hesabıma bakınca param yoktu. Mağdurlardan 36 yaşındaki Servet Deniz, 105 bin liraya anlaştığı şahsa 75 bin lira kaptırdığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan Deniz, ilk olarak anlaştığım kişi postane hesabında para olması gerekiyor dedi. Hesabım vardı ve para oradaydı. Öğlen 12 sıralarında, tam öğle vakti, İzmir'den bir GSM bayisi beni aradı ve şahsın birisinin benim adımla yedek sim kart çıkartmak istediğini, sorular sorunca cevap vermeyip kaçtığını söyledi. Elinde benim ismim ve kimlik numaramın yer aldığı sahte ehliyet varmış. Fotoğraf da bana ait değil. Daha sonra parkta otururken GSM firmasının genel merkezini aradım. Bağlanmak 20 dakika sürdü. Durumu izah ettim. Bayilere mesaj atacaklarını söylediler. Bu sırada o şahısla halen görüşüyorduk. 18.20'de kullanmakta olduğum hattın şebekesi birdenbire gitti. Şebekede sıkıntım var deyip kartı çıkarıp taktım. Ama yine aynıydı. Şebeke yoktu. Kimseyle görüşemiyor, konuşamıyordum. Sonra PTT bankamatına gittim. Hesabıma girdiğimde paranın olmadığını gördüm. Hesabıma bakıldığında bir şahsın benim adıma para başka bir hesaba, oradan da 7 ayrı hesaba aktarılmış. E-Devlet şifremi almışlar. Şifremi değiştirip hesabımdan parayı aktarmışlar. Karşı tarafa TC kimlik numaram konusunda hiçbir şekilde bilgi paylaşmadım. Başkalarının mağdur olmasını istemiyorum. Bu şekilde 20'den fazla kişi var şeklinde konuştu. Benim hattım da birden kesildi. Yaklaşık bir ay önce 145 bin lira dolandırıldığını belirten mağdurlardan 36 yaşındaki Adem Atar da karşı tarafla her şekilde anlaştık. Benim hattım da birden kesildi. Hattımın şebekesi gidince en yakındaki GSM bayisine gidince oradaki yetkili arkadaş 15 dakika önce hattımın başkası tarafından kopyalandığını ve yeni sim kart alındığını söyledi. Bu sırada dolandırılacağımı düşünüp PTT'nin müşteri hizmetlerini aramaya çalıştım. Ancak düşmedi. Öğlen saatine denk geldiği için şubesine de gidemedim. Yarım saat sonrası benim hattım tekrar aktif hale geldi. Daha sonra PTT hesabıma girdiğimde 444 lira para kaldığını gördüm. E-Devlet şifrem alınmış. Sim kartım değiştirilmiş. Ve aldıkları sim kartla parayı kendilerine aktarmışlar. Burada E-Devlet'ten PTT hesabıma direkt giriş yapıldığını gördüm. Bu çok büyük bir zafiyet. Mağduruz. Ben işçi olarak çalışan birisiyim. Bu benim 20 yıllık bir birikimimdi. Benim adıma nasıl kimlik çıkarmışlar? E-Devlet şifremi almışlar, sim kart çıkartmışlar, anlamış değiliz. 3 ayrı yere dava açtım. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Ama biz mağduruz dedi.
ellerini vicdanlarına koysunlar. Dolandırıcılara seslenen atar, ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu kadar insanın ahını aldılar. Bari bundan sonra başka insanların canını yakmasınlar. İstesek onların bir gün içerisinde buluruz ama biz her şeyin yasal yollarla ilerlemesini istiyoruz ifadelerini kullandı. Güvenlik zafiyeti var. 130 bin lira dolandırıldığını ifade eden Tayfur Sanlı'da PTT'nin yaşanılan mağduriyetlerin ardından ek güvenlik olarak anne kızlık soyadı tedbiri aldığını ileri sürdü. Sanlı, e-devlet şifresiyle PTT'ye giriş yapıldığında cep telefonuna sadece onay kodu geliyordu. Şimdi anne kızlık soy ismini de koymuşlar. Ama yine hata yapmışlar. Benim e-devlet şifremi sahte kimlikle aldıktan sonra benim 7 sülalemin hepsinin bilgileri çıkartılabiliyor. Bu da bir güvenlik zafiyeti. PTT güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiyor diye konuştu. Sakın Antalya'ya gelmesinler. Sanlı sahte kimlikle e-devlet şifresi verildiğini de öne sürerek bunun kimlik tarama sistemiyle düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. E-devletten birçok işlemin yapıldığına işaret eden Sanlı, durumun çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekti. Şikayetçi olduğunu ifade eden Şanlı, dolandırıcılara da sakın Antalya'ya gelmesinler, başka bir şey demiyorum uyarısında bulundu. Evet aziz dostlar, dolandırıcılığın bin bir türlü şeklini geliştirmekte dolandırıcılar kesinlikle çok maharetliler, çok becerikliler. Maalesef devlet de bu konuda bir acizlik sergiliyor, bir aciziyeti var. Bu gerek e-devlet şifresiyle yapılan işlemlerden kaynaklanıyor, gerekse PTT'nin güvenlik zafiyetinden kaynaklanıyor. Çünkü bu zafiyetler kişilerin şahsi olarak yapmış oldukları bir hatadan dolayı kaynaklanmıyor. Burada yapılması gereken ne ise bunun acilen anında emniyet tarafından, istihbarat tarafından tespit edilip kesinlikle bu güvenlik zafiyetlerinin kapatılması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, anında hemen derhal bu dolandırıcıların bulunması, ifşa edilmesi ve bütün Türkiye'ye bu konuda herkesin güven içinde olduğunu, emniyet içinde olduğunu duyurmaları gerekiyor. Çünkü bütün vatandaşlar şu anda tedirgin. 85 milyon şu anda tedirgin. Acaba bizim de bir şekilde e-devlet şifremiz ele geçirilir. Efendim PTT'de veyahut da başka yerdeki işlemlere bir şekilde ulaşılabilir mi? Korkusu ve endişesi içindeler. Biz devletimize güvenmek istiyoruz. Devletimizin kurum ve kuruluşlarına güvenmek istiyoruz. Sorduğumuz zaman veyahut da şikayetçi olduğumuz zaman bu bizden kaynaklanmıyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Diğer kurum ve kuruluşlara gidin veyahut da özel şirketlere gidin. Kendi SMS operatörlerinize gidin deyip değişik şekillerde kendi üzerinden suçu atmaya çalışıyorlar. Ama olan vatandaş oluyor. Mağdur olan vatandaş. Bu konuda elbette vatandaşın da uyanık olması lazım. Elbette vatandaşın da bir şeyler yapması lazım ama kendisinden kaynaklanmayan. Efendim nasıl oluyor bu işler? E-devlet şifresi sahte kimlikle alındığı zaman bu neyle düzeltilmesi lazım? Buradaki mağdur arkadaşımızın dediği gibi kimlik tarama sistemiyle düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü birçok vatandaşımız çoğu yerde kimlik kartlarını düşürüyor, kaybediyor. Ha, burada ne olacak, nasıl olacak? Bunların bir an önce çözümünün bulunması lazım. Yani bu daha önce de haberleştirdik. Böyle bir durum var, böyle bir mağduriyet var. Dolandırıcılar çok çok daha değişik taktikler buluyorlar. Şu andaki gelmiş oldukları seviye bu ve bunu da daha da aşacaklar, daha da geliştirecekler. Vatandaşlarımızı daha da mağdur edecekler. Masum insanların canı daha fazla yanmasın. Mağdurlar daha fazla artmasın. Lütfen devletimiz ve yetkililer bu konuda elinden gelenleri fazlasıyla yapmaları gerekiyor. Çünkü işin ucu, ipin ucu ancak kendilerine geldikleri zaman mı uyanacak bu insanlar? Hayır. Kim mağdursa, kim mazlumsa, kimin canı yandıysa hemen anında ilgilenilmesi lazım. Acaba bu konuda devlet ne yapıyor? Acaba emniyet güçleri bu konuda ne yapıyor? İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda açıklama yapması lazım. Çünkü
1'di, 2'ydi, 10, 100 şu anda yüzleri geçiyor. Yüzlerce insan bu konuda mağdur. Araba alıp satma işiyle ilgili. Bu yarın bir gün emlak alıp satmayla da ilgili olacak. Çünkü emlak alıp satma işiyle ilgilenen birçok kişi cebinde parasını tutuyor. Bir şekilde adamların talimatlarının yerine gidiyor. PTT banka yatırın diyor. Veyahut da şuna yapın, şunu edin. Bir şekilde kendi paramızla mağdur oluyoruz vatandaş olarak. Ve bizi koruması gereken, güvenliğimizi, asayişimizi, emniyetimizi temin etmesi gereken devlet bu konuda bunları duyması lazım, tedbirinin alınması lazım. Bu artık gazetelere yansıdı, bu artık televizyonlara yansıdı, bu artık internette, YouTube kanallarında biz haber olarak veriyoruz. Fakat yetkililer bu konuda hala adım atmış değiller. Biz bu durumu daha önce de duyurduk, şimdi de duyuruyoruz ve duyurmaya da devam edeceğiz. Ta ki bu olaylar sıfırlanana kadar, milletin canı yanmayana kadar. Lütfen bu konuda herkes elinden geleni fazlasıyla yapsın. Mağdur olan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Dolandırıcıların da bir an önce tespit edilip anında cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu şekilde dolandırıcılığa tevessül edenlerin de hemen önünün kesilmesini istiyoruz. Dolandırıcılar, efendim yan kesiciler, efendim zalimler bu konuda kesinlikle cezasını anında çekmelidirler. Arkadaşlar, başka videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmişseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. En güzel günler sizin olsun. Her gününüz bir öncekinden daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu, daha umutlu ve bereketli olsun aziz dostlarım.